Herkese iyi akşamlar. 2 Haziran Perşembe, akşam saat 8. Çok kıymetli konuklar var Zingat Akademi ekranlarında bizimle birlikte. Bu akşam az önce, yayın öncesinde de konuştuk. Şahsen benim adıma çok keyifli geçecek bir program olacak. Çok güçlü isimler var yanımda. Arkama yaslanıp onları dinleyeceğim bu akşam. Böyle küçük paslar atmaya gayret edeceğim. Bizi bir araya getiren, bu çok değerli isimleri bir araya getiren, Zingat Akademi çatısı altında bir araya getiren konumuz elbette Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından birkaç gün önce yayınlanan, 31 Mayıs Salı günü yayınlanan bir tebliğ var. Gelir Vergisi Başkanı tarafından yayınlanan bir vergi usul kanunu tebliği var. Bu doğrudan gayrimenkul profesyonellerini, sektörü ilgilenen çok önemli bir konu. Bu konu için bir an önce bir araya gelelim, sohbet edelim istedik. Siz değerli profesyonellerle sorularınıza yanıtlar bulmaya çalışalım. Birlikte genişletelim konu istedik. Onun için böyle önemli bir üçgen kurduk. Sektörün farklı alanlarından konusunun uzmanı, kompetanı, değerli isimler. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Murat Ergin, Kuzey Batı Gayrimenkul'ün CEO'su aramızda. Aynı zamanda Ali Güvenç Kiraz, Ali Bey Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı, aynı zamanda avukat Ali Bey aramızda. Ve değerli yöneticimiz Zingat.com'un sektörün emlakçı dostu, gayrimenkul portalı Zingat.com'un kurucu ortağı ve genel müdürü Mehmet Bey, Mehmet Erkek aramızda. Evet, şimdi geldiğimiz noktada ilginç bir gelişme, ani bir gelişme. Ortada bir tebliğ var ve onun söyledikleri var. Şimdi Mehmet Bey, ben sizi tanıyorum tabii yakından, bir arada çalışıyoruz. Mehmet Bey'in bir bakış açısı var, yaklaşım var olaylara. Olayları böyle 5N1K'siyle, K'siyle ya da başka bir ifadeyle değerlendirir. Burada bir neden sorusunu sormuştur mutlaka diye düşünüyorum. Hani neden bu noktaya gelin, neden böyle bir şey var, bunun sebepleri nelerdir diye. Ben ilk sözü Mehmet Bey size bırakmak istiyorum müsaadenizle. Türkiye'ye baktınız, üzerinde konuşuyoruz. Gelir Vergisi Başkanlığı'yla da temaslar var. Dolayısıyla böyle bir fotoğraf var ortada. Neden bu noktada böyle bir tebliğ oluştu? Bu tür hükümler var. Söz sizde. Çok güzel. Neden sorusu hakikaten çok kıymetli bir soru. Hepimizin her işte, her sistemde, her düzende, her işe başladığımızda sormamız gereken bir soru. Tabii nedeni sorarken işin arkasındaki felsefeden bahsediyoruz. Yoksa ya Allah'ım, devletimiz neden böyle yapıyor, bu bizden verileri istiyor, işte ne yapmaya çalışıyor? Değil tabii arka plandaki neden sorusunun cevabı. Bir defa şunu bir anlayalım. Bu sektör biraz hazırlıksız yakalandı. Yani normalde bu tür çalışmalarda, mesela taşınmaz ticareti bilgi sistemini diyoruz, sektör paydaşlarıyla defalarca toplantılar yapıldı, konuşuldu, görüş alındı, çalışmalar yapıldı. Ondan sonra böyle belli bir aşamaya gelindi. Bugün elimizde böyle bir sistem var. Ama GİB tarafından gelen tebliği sektör hazırlıksız yakalandı, beklemiyordu. Biz bekliyorduk, onu söyleyeyim. Neden bekliyorduk, nasıl öngörüyorduk? Bir defa biz bir dijitalleşme dünyasındayız. Zaten devlet olarak da e-devlet süreciyle de, Türkiye e-devlet süreçlerini başarılı bir şekilde uygulayan bir ülke. Takvim sistemiyle çok başarılı bir proje ortaya konmuş durumda. Orada tapu kadastro sistemindeki gayrimenkuller dijitalleşmiş durumda, bir veri tabanında. Hepsinin birer kimlik numarası var, dijital ortamda duruyor. Onun dışında diğer tarafta Betrans sistemi zaten vardı e-ticarette. Ayda bir oradaki e-ticarette satılan ürünler oraya zaten yükleniyor. Günün birinde bu da emlak sektörüne de gelecek diye bekliyorduk. Ama bu kadar erken beklemiyorduk. Nedeni de şu, bir defa e-ticaret gibi yerlerde para alışverişini takip etmek kolay. Çünkü bir ürün var, ürünü görüyorsunuz, sepete ekliyorsunuz. Sepete ekledikten sonra da kartınızı ödüyorsunuz, ilerliyorsunuz. O gayrimenkul böyle değil. Yani bugün gayrimenkul günümüzde bir tuşa basarak işte bir konut alamıyorsunuz. Offline tarafta, dijital olmayan bacakta bir sürü iş yürüyor. Yani online tarafını işte bugün portaller temsil ediyor veya işte kendi sitesini yöneten kurumlar da var. O tarafta ağırlıklı online iş yürüyor. Orada ne var? Arz var, talep var. Tüketici geliyor. İşte gayrimenkul danışmanının portföyüyle buluşuyor. Orada bir iletişim sağlandıktan sonraki süreçteki bütün iletişim ve süreç genelde offline devam ediyor. Dijital bir mecrada devam ediyor. Dolayısıyla bizim beklentimiz, biz ümidimiz bu süreçlerin %100 dijitalleşmesi idi. Her zaman beklentimiz bu. Asıl bizim bakış açımızın arkasındaki temel neden bu. Biz bunun böyle olmasını istiyoruz. Ancak
beklediğimiz bir zamanda olmadı. Peki ne oldu? Bir ay öncesine bakalım. Biliyorsunuz bir ay önce Cumhurbaşkanı tarafından bir program açıklandı. Özellikle ilk defa ev sahibi olacaklara, kamu bankaları üzerinden uygun oranlarda mortgage sağlanacağı söylendi belli bir tutara kadar. Bu olduktan sonra sektörde bir fiyat hareketliliğinin tetiklendiğini fark ettik biz. Kendi portalimizde de bunu gördük. Diğer platformlarda da gördük. Ve dolayısıyla bu bir tepki oluşturdu. Özellikle hükümet tepesinde. Ya ne oluyor? Biz burada iyi niyetli bir şey yapıyoruz. İşte ilk defa konu sahibi olacaklara destekliyoruz. Bilinçlendirmek için böyle konu sahibi yapmak için böyle bir girişimde bulunuyoruz. Hemen arkasından manipülatif şeyler oluyor. Ne oluyor? Biz burayı acilen inceleyeceğiz diye hükümet tarafından bir takım demeçler verildi. Takip etmişsinizdir zaten. Hemen zaten o demeçlerin akabinde git bizden veri istemeye başladı. Bizler ve diğer portalle kendi platformumuzdaki ilanları biz GİP'le paylaşmaya başladık. Özellikle ilgili mortgage düzenlemesi, ilk defa konu sahibi olacaklar için yapılan mortgage düzenlemesi başladı. Tarihten itibaren o sonraki 10 gün içerisinde ki emlak fiyatlarının hareketliliğiyle ilgili devlet bizden bilgi istedi. Biz bunları GİP'le belli bir formatta zaten paylaştık. Hemen akabinde bunu daha sürdürülebilir yapmak istemiş olmalılar ki böyle bir 31 Mayıs'ta böyle bir tebliğ çıktı. Tebliğde net bir şekilde biz portallerden platformumuzda bulunan bütün emlak bilgilerini detaylarına gireriz sonra paylaşmamızı istiyor. Bu anlamda tabii sektör böyle bir heyecanlandı, panik havası yaşandı. Ne oluyor, ne bitiyor, biz ne yapacağız şimdi, aman yandık bittik kül olduk gibi. Zaten hep böyledir zaten, bir panik havası, bir sis, muğlaklık oluşur. Bizim görevimizde, sektörün öncüleri olarak da görevimizde bu muğlaklığı gidermek, insanların kafalarını berraklaştırmak, yollarını açmak. Bu misyon sebebiyle de zaten bu toplantıyı bugün yapıyoruz. Bu sebeple bu etkinliği yapıyoruz. Bu anlamda ben çok olumlu olduğunu, yeterli olmadığını, nihayetinde gitmemiz gereken yere bizi daha henüz götürmediğini ama olumlu bir anlam taşıdığını, bizim için güzel sektör açısından, bizim derken sektör açısından çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Sözüme burada bir es vereyim. Biraz devam edelim. Zaten detayları konuşuruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum ilk yorumunuz için. Bu noktada Ali Bey, sizin yorumunuzu alabilir miyiz? Yani nedene katma değer sağlayacağınız şeyler olabilir, eklemek isteyeceğiniz şeyler olabilir. Sonra müsaadenizle Murat Bey, sizin yorumunuzu alacağım. Teşekkür ediyorum tüm Zingat ailesine beni davet ettiğiniz için. Yine değerli konuklara da teşekkür ediyorum. Değerli üstadlarıma da burada bulundukları için. Şimdi aslında Mehmet Bey'in söylediği gibi sürecin birkaç sene öncesine doğru geri gidersek bakanlıkların, Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere gayrimenkullerle ilgili şeffaf bir süreç ve kayıt içine alma, kayıt dışılığı engelleme yönünde bir takım girişimler aslında oldu. Fakat o girişimler o tarihlerde biraz tepki topladı çünkü piyasada da böyle bir durum yoktu. Yani piyasanın mevcut tablosu bu şekilde değildi. Ciddi bir stok sorunu vardı ve herkes malını satmaya çalıştığı için de o andaki değer esaslı taşınmaz değerleme sisteminden bahsediyorum aslında. Bir tepki topladı ve o tepki bir anda bakanlığın bu talebi biraz geriye çekmesi, sadece yabancı ya vatandaşlık verilmesi noktasında zorunluluk olarak zuhur etti ve gösterildi biliyorsunuz. Onun dışında tüm taşınmazlarla ilgili taşınmaz değerleme sistemi entegrasyonu sağlanamadı. Aslında temel istedikleri buydu. Hatta Maliye Bakanlığı'nın kiralama çalışması da vardı biliyorsunuz. Yaklaşık belki 6-7 sene evvel bir sokak çalışması yapıldı. Buna ilişkin bir takım veriler toplandı. O da istenilen noktaya bir türlü gelemedi. Çünkü çok ciddi şekilde bir kayıt dışılık söz konusuydu. Bir de piyasadaki hareket, daha doğrusu hareketsizlik çok fazla etkiliydi o dönemlerde. Kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde gündemi belirlemişti. Bir anda 2016'da da amiyane tabirle stokta kalınca ve 2019'a kadar süren o 3 sene bütün gayrimenkul bileşenleri için kötü geçince bir de gayrimenkulcilerin üzerine böyle bir yükle gelmeyelim dendi. Ve tabii doğal olarak rakamlar da düşüktü. Yani rakamlar da bu anlamda maliyenin veya bakanlıkların istedikleri vergi anlamında veya harç anlamında onları rahatsız eden türden bir tablo oluşturmuyordu. Çünkü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aslında her yıl çok ciddi şekilde
devlete katkı sunuyordu ve bunu da gururla açıklıyordu. Fakat rakamların 1 milyonluk gayrimenkulün 5 milyona, 300-500 bin liralık gayrimenkullerin 2 milyona, 2,5 milyon liralara çıkmış olması ve doğal olarak biraz önce Mehmet Bey'in de söylediği en son açıklanan konut finansman projesinde gösterilen anti reaksiyon devletin de aslında bence biraz dikkatini çekti. Yani dikkatini çekmesi şöyle oldu. Dedi ki evet burada ciddi bir şey var, güç var. Rakamlar çok yükseldi. Tabii bu rakamlar yükseldi ama hala benim üzerimdeki temel yaklaşım, yani bana gösterilen, bana beyan edilen temel rakamlar gerçekçi değil. Belediyeden alınan rayiçler üzerinden beyanlar yapılıyor. Oysa ki bu portallarda gösterilen rakamlar, beyan edilen rakamlar farklı. Ben bunların üzerinden niye almam gerekeni almayayım. Ben Murat Bey'in sabah yapmış olduğu bir programı da dinledim. Çok doğru bir yaklaşımla taşınırlarda oluşan rakam standartının gayrimenkullerde olmadığını söyledi. Evet, taşınırlar kolay. Taşınırlarda zaten çok büyük bir sıkıntı yok. Çok doğru bir yaklaşım orada sergilemiş. Diğer taşınmazlarla ilgili söylediği de %100 doğru. Bu anlamda gerçekten de oradan hareketle zaten bence bir yaklaşım sergileniyor. Yani tabii ki bu bir aracı kurum olduğu için, aracı yapılar olduğu için bunlar hepsini koyuyorlar ve hepsini dahil ediyorlar. Ama temel düzenlemek istedikleri yer, temel düzenlemek istedikleri alan gayrimenkul. Şimdi biz tabii olaya gayrimenkul hukukçuları olarak sadece değer esası üzerinden de bakmıyoruz. Hukuki olarak da bakıyoruz. Şöyle, şimdi aslında işin hukuksal kısmında da bence değerin gerçek gösterilmesinin cidden çok faydalı yönleri var. Yani Türkiye'nin mesela çok bilmediği, belki çok insanın çok mağdur olduğu bir tasarrufun iptali davası meselesi vardır. Bu değer düşüklüğü mesela tasarrufun iptali davalarının en temel konularından birisidir. Nedir tasarrufun iptali davası? Siz bir gayrimenkulü satın alırsınız. Satan kişinin daha önceden oluşan bir borcu sebebiyle ilgili kurumun veya kişinin yapmış olduğu, alıcının, alacaklının yapmış olduğu pasif tapu araştırmasında çıkan bir veridir. Bu veri de eğer tapu değeri düşük gösterilmiş ise bu veri tasarrufun iptali davasının konusunu oluşturur. Şöyle düşünün, siz 1.8 milyon TL bir gayrimenkulü satmışsınız ama tapuda 400 bin lira değeri var. Belediyeden 399 bin lira değer üzerinden 1000 lira eklemişsiniz, 400 bin lira beyan etmişsiniz. Ama kişinin aslında bir bankaya bir borcu var, kredi borcu var başka bir alanda. Bankadan o borcunu kaçırmak istemiş. Kredi borcundan kaynaklı olarak banka üzerine geleceğini düşünerek. Banka vekili pasif tapu araştırmasında bu kişinin bu gayrimenkul aslında 400 bin liraya sattığını görmüş. Ve demiş ki aslında burada bir şey kaçırılıyor. Alacaklıdan mal kaçırılıyor düşüncesiyle dava açılmış ve bu davalar geriye dönük olarak 2 yıl, yani borcun oluşmasının geriye dönük olarak 2 yıllık süreyi kapsar bu tasarrufların süreci. Ne oluyor? Hiç aslında alakanız olmayan, hiç ilişkiniz olmayan bir kişi nedeniyle, yani genelde orada bir takım ilişkiler kurulması aranır ama değerin çok düşük gösterilmesi de bir veridir Yargıtay'a göre. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum. Böyle nedenle çok kişi mağdur olmuş ve tasarrufları iptal edilmiştir. Bu da çok önemlidir. Yani dolayısıyla aslında piyasanın gerçek değere ulaşması hem vergi anlamında hem sizin bahsetmiş olduğunuz o piyasadaki sürecin şeffaflaşması anlamında, kayıt içiliğin gelişmesi, geliştirilmesi anlamında değerli olduğu gibi taşınmaz hukuku anlamında da alıcının, yani alıcı tarafın mağdur olmaması, ileride böyle bir sorunla karşılaşmaması için de çok değerlidir. Dolayısıyla belki ilk defa duyduğunuz bir şey söylüyorum ama bazıları için sizler duymuş olacaksınızdır çok büyük ihtimalle de. Dolayısıyla da böyle durumlarla karşılaşmak da bizi değer anlamında hep ben kendi müvekkillerime aradıklarında, ya Ali Bey biz bir yer alacağız, işte bakıyoruz ediyoruz, ya işte 3 milyon 750 bin lira arkadaş diyor ki bize, biz bunu tapuda belediyeden raiç aldık 800 bin lira 900 bin lira gösterelim. Ya ben de diyorum ki sonuçta bu bir harç, %2-2.4, evet biliyorum bu çok ciddi bir şey, yekün tutuyor, sizi de rahatsız etmeye ediyor ama bence gösterin, gerçek değerden gösterin. Niye? Bakın bu adamın böyle bir durumu ortaya çıkarsa nasıl bunun savunmasını yapacaksınız?
Banka çünkü bunu dinlemiyor. Açıyor davasını. Tedbir koyuyor. Yıllarca o gayrimenkulü satamıyorsunuz. Gayrimenkul davalarıyla ilgili belki en önemli bilgilerden bir tanesi şudur. Açılan tüm gayrimenkul davalarında tedbir mutlaka konur. Tapu da tedbir konulması esastır. Çünkü üçüncü kişiye devri halinde bir daha geriye dönmesi mümkün olmayan iyi niyet vesaire prensipleri var biliyorsunuz. Neyse şimdi o kadar detaylı anlatmayayım. O nedenle bile biz gayrimenkulde gerçek değerin gösterilmesi, gerçek değerin beyan edilmesi, gerçek değerin ilgili portallarda mutlaka gösterilmesi ve onunla ilgili satışların yapılmasını öneriyoruz. Bu çerçevede de çok önemli. Bir de bu düzenleme ile ilgili önemli bir şey söyleyeyim. Murat Bey bugünkü sabah onu da dinledim. Veriyi de ben oradan biraz kendisinden kopya etmiş olayım. Kendi de söyleyecektir ama bir anda diyor günde diyor 5-6 bin verinin değiştirildiğini gördüm dedi. Bakın bu düzenlemenin bir geçici maddesi var. Bence o arkadaşlar o verileri geri aldılar ama o tarihte kayıtları geri alınmış olanları da istiyor Gelir İdaresi Başkanlığı. Yani unutulmasın geçici maddede tüm hepsi talep ediliyor. Dolayısıyla geri almış olmanız artık mali açısından bir anlamı yok. O zaman burada müsaadenizle çok özür diliyorum sözünü. Teşekkür ediyorum. Burada müsaadenizle o zaman bir yorum yaparak sözü Murat Bey'e bırakacağım. Şimdi aslında bir teşvik yapıldı. O teşvik üstünden işte reaktif, daha doğrusu o teşvik üstünden arkasından böyle bir tebliğ geldi. Yani bir reaktif bir şey varmış gibi sanki. Ama çok da öyle değil. Yani böyle proaktif de bir hazırlıkmış gibi de bir taraftan düşünülebilir. Çünkü zaten aslına bakarsanız sizin az önce anlattığınız tasarruf iptali davası gibi konular nedeniyle ve sektörün doğru rayda gitmesi ihtiyacı nedeniyle olması gereken bir şeyden de bahsediyoruz. Dolayısıyla da ben şimdi Murat Bey'e sözü böyle bırakmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ve sabahki programdaki o değindiğiniz konuyu da açarak artık yani orada o kayıtlar var. Neler olacak, neler bekliyor bizi? Şimdi bu teknoloji çok acayip bir şey, ben size söyleyeyim. Teknoloji çok acayip bir şey ve teknoloji eşitleyici bir şey. Teknoloji yani doğru kullanıldığında çok güzel bir şey. Biz yani benim meslek hayatımın ilk yıllarında bu tip konular gündeme geldiğinde toplanmak için salon arardık. İşte otopark arardık, önde kim oturacak diye kavga ederdik, çayı beğenmezdik, su böreğini beğenmezdik. Şimdi halbuki oturduk salonlarımızda, koltuklarımızda, keyifle bunu seyrediyoruz. Teknoloji çok güzel bir şey. Şimdi şöyle yani şimdi o kayıtlar 31'inde ne varsa onların hepsinin yedekleri sizde var. Bunu da devlet biliyor. O yedekleri sizden istiyor. Onları silemezsiniz. Silerseniz önce sizin başınıza iş gelir. Ama zaten gerek de yok. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani ben bu aslında tebliği bizim sektörü cendereye sokmak için değil de sanki disipline etmek için ama iyi anlamda disipline etmek için yazılmış diye yorumlamak istiyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki aslında yaptığımız yanlış. Sadece yaptığımız yanlışı bir takım kendimize sebepler uydurup sanki iyiymiş gibi hissediyoruz. Ve bunun içinde bir sürü mazeretler kullanıyoruz. İşte alıcı bilmem şunu yapıyor. İşte şeyler çok yüksek, harçlar çok yüksek vesaire vesaire diyoruz. Ama bunu yaparak aslında mesleğimizin geleceğini sıkıntıya sokuyoruz. Ben bugün bir arkadaşımla şunu konuştum. Dedim ki çocuklarımıza bırakacak bir mesleğimiz var mı? Ben çok emin değilim çocuklarımıza bırakacak mesleğimiz olduğunu. Yani bakıyorsunuz koca koca ofisler patronu emekli olduğunda, yaşlandığında işte veya bir sağlık problemi yaşadığında bakıyorsunuz kapanıyor. Hatta buna bile gerek yok. Yani bir 15-20 sene sonra o da yoruluyor. Zaten kendisi bırakıyor. Halbuki biz istiyoruz ki batıda olduğu gibi yani 100 senelik 200 senelik emlak kuruluşları olsun. Şimdi bunun için kayıt çok önemli. Yani her şey aslında kaydetmekle başlıyor. Doğru kayıtla başlıyor. Sonra analize devam ediyorsunuz. Arkasından bir takım başka sonuçlara varıyorsunuz. Bizim bir kaydımız yoktu, bir kütüğümüz yoktu. Yani bizim aslında tek kütüğümüz, ben hep onu söylüyorum. PropTech nasıl gidiyor Türkiye'de diye soruyorlar bana. Diyorum kabu süper, özel sektör feci durumda. Yani web tapuyu herkes kullanıyor şu anda. Belediyelerin işte raiç bedel sistemleri de çalışıyor aslında baktığınız zaman. Birçok şey kullanıyoruz. Bu şimdi yetki belgesi sisteminden ben mesela bir bölgede iş yapacak olduğum zaman o arkadaşın bilgilerine oradan ulaşıyorum. Ama bu kadar bize imkan sunmuş kamuya biz bir adım atıp
rakamları doğru bildirmeme konusunda yardımcı olmuyorduk. Şimdi bunu kabul etmek zorundayız. Burada şöyle bir mazeretimiz vardı. Satıcılar, alıcılar bizden daha kuvvetli. Şimdi kamu bu mazeretimizi elimizden aldı. Biz bu rakamları aslında şöyle söyleyeyim. Ben bu tebliği okuduğumda işini iyi yapan bir emlak ofisi için iki tane ekstra zorunluluk gördüm. Bir tanesi UAVT, öbürü de taşınmaz numarası. Yani bizim parsel sorguda gördüğümüz taşınmaz numarası. İki tane daha ekstra bilgi girmemiz isteniyor. Zaten diğerlerini portallar bize soruyorlardı. Zaten soruyorlardı. Bina kaç katlı? Efendim söyleyeyim. İşte sizin daire kaçıncı katta? Ya da kapattığımız zaman biz cevap vermiyorduk belki ama sattın mı satmadın mı işte ne yaptın falan gibi sorular da soruyorlardı. Yani ben bir emlak ofisi için burada ekstra bir yük görmüyorum. Bu kadar tartışıyoruz ya. Aslında iki tane bilgi için tartışıyoruz. Zaten onlar da ekranımızda var. Bakacağız, oturacağız. O bilgileri vereceğiz Zingat'a. Ondan sonra Zingat düşünsün, Mehmet Bey düşünsün. Çünkü Mehmet Bey'in işi çok ağır, ben size söyleyeyim. Yani biz burada şimdi tartışıyoruz ya, ben Mehmet Bey'i acıyorum. Çünkü niye? Dünya kadar veri tabanına ek bilgi girmesini sağlayacak, bunların altyapısını hazırlayacak, raporlayacak. Her ayın 30'unda Zingat'ta işte ay yetişti yetişmedi, vay şu geldi, ceza geldi sıkıntıları olacak. Biz abi keyifli oturacağız. Bu bizim hani konuştuğumuz, bizi biraz kısıtlayan yeni kalıp var ya hani... Hani gidiyoruz ya, şimdi tabii gidemiyoruz. Euro ve dolar çok pahalı ama ucuzken gidiyorduk. Hani böyle Paris, Londra işte bilmem ne falan hani gidiyorduk ki oralara şu turla bu turla. Onlar zaten bunları çok uzun süreli yapıyorlardı. O hani beğendiğimiz ülkeler var ya, hani tatillerimiz geçirmek istediğimiz, hatta orada bir emlak ofisini bile ziyaret etmekten imtina ettiğimiz güzel şehirler var ya, onlar böyle çalışıyorlar zaten. Zaten onlar böyle güzel çalıştıkları için o şehirler güzeldi. Biz onlara o şehirlere, o ekonomilere bunlar böyle olduğu için aslında imreniyorduk. Tamam o zaman Paris ve Londra olmak için elimizde fırsat geçti. Çünkü yabancı yatırımcı da bir ülkeye geldiği zaman, bakmayın siz şimdi 250 bin, 400 bine vatandaşlık var. Onlar biraz aslında zorlamayla olmuş şeyler. Hani Türk pasaportunun kısmen kuvvetinden kaynaklanan yatırımlar. Yani gerçek yatırımcı aslında o ülkede şeffaflığa geliyor. Gayrimenkul fiyatları nereden nereye gidiyor biliyor. Kiralar nedir biliyor. Getir oranları biliyor. Ve bunlar olduğu için o ülkelere para koyuyor. Yani bugün Londra'nın bu kadar Londra olmasının sebebinin aslında arkasında bu şeffaflık var. Her şey açık. Ben size söyleyeyim. Girin Londra'da ve sizden para alıyor. Galiba 6 pound oluyor bilgi başına. Her bir dairenin, her bir satışının kime yapıldığını, kaça yapıldığını hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi Londra'yı bu kadar seviyorsanız o zaman Londra'da ne varsa Türkiye'de de bunu sevmek zorundasınız. Ve bu maalesef bu disipline girmemiz gerektiğini söylüyor. Ben 30 senedir yaklaşık emlak işindeyim. 28'i bitirdim, 29'un içindeyim şu anda. Şahsen çok istediğim bir şeydi. Bu oldu. Ya ben çok aslında kendim ve şirketim için gayet mutluyum. Ama diyeceksiniz ki gerisi ne olacak? Vallahi yani arkadaşlarımızın bunu kabul edip bu disipline en kısa zamanda girmeleri gerekiyor. Çünkü bu disipline giremezlerse çocuklarına bırakacakları bir iş olamıyor bu. Bunu biz çok gördük. Çocuklarımıza bırakmak için kaydetmek, ondan sonra işte arşivlemek, analiz etmek, şeffaflığı sağlamak zorundayız. Bu da aslında yani gerçekten fazla bir yük yoktur bunun emlak ofisi tarafına. Bunu yapmak için elimize geçmiş bir fırsattır deyip harika bir yorum. Çok naziksiniz bu arada. Yorumlarınız şimdi sizde dikkat, tanıdığım için ve dikkatle takip ettiğim için hani kendi üstünüzden eleştiri koyuyorsunuz, psikolojik tahlil yapıyorsunuz. Yani yapmaya niyetlendiğimiz şey için kendimize haklı nedenler buluruz gibi. Dediğim gibi çok keyifli geçiyor benim için. Şimdi Londra'yı veya İngiltere yapan, yani bizim boğazımız Thames'ten çok daha kıymetli, güzel. O zaman bizim ondan aşağı olmamamız lazım. Kurallar reaktif, proaktif düşünülmüş, doğru. Biz kurallar insan hayatını düzene sokan şeyler, zorlaştıran şeyler değil, öyle oldu. Bu bir müthiş bir kültür meselesi. Şimdi minik bir sataşma oldu Mehmet Bey'e. Ben Mehmet Bey'e sözü vereceğim. Hani data ile ilgili ve işte bu dataların verilmesi, ama araya bir şey söyleyerek vereceğim. Şimdi data konusunda gerçekten ülkemizin kompetanlarından biri ve data, aslında data konusunda uzman, çok güçlü bir Mehmet Bey. Şimdi ben biliyorsunuz zaman zaman söylüyorum. Sigortacılık sektöründe, emeklilik sektöründe çalıştım. 4632 sayılı kanun gereği hazine müsteşarı, özür diliyorum, emekli gözetim merkezine emeklilik şirketleri her gün gözetim esas veri kümesi, GEV verisi diye bir veriyle data gönderir. Ve inanılmaz satırlar vardır orada. Yani
on binlerce, işte 100.000'in üstünde işlem yapılır. O işlemlerle ilgili veriler gider. Aslında çok çok daha büyük veriler gidiyor, geliyor, inceleniyor, konsolide ediliyor vesaire. Biz bu konunun kompetanına sözü bırakıyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey, data ile ilgili kısımla ilgili yorum yapmak ister misiniz? Murat Bey'in attığı pasif üstünde. Çok teşekkür ederim. Planlı geldiniz. Ben de karşılamaya çalışayım. Şimdi bir defa biz internet ilan portalleri BTK tarafından yer sağlayıcı olarak kategorize edilir. Yer sağlayıcı firmalar da geçmişe yönelik en az 2 yıllık veriyi herhangi bir nedenle devlet istediğinde hazır bir şekilde vermek zorundayız. Bizim bu kapsamda bilgi güvenliği ve bilgi süreçlerimizle ilgili bir takım süreçlerimiz var. Zaten biz bu verileri saklamak zorundayız. İstendiğinde paylaşmak zorundayız. Sadece vergi konusu değil. Herhangi bir hukuki, herhangi bir ceza, Ali Bey daha iyi bilir, herhangi bir konuda devlet bize başvurabilir. Yani diyebilir ki işte iki kişi kendi arasında ihtilaf yaşamış. Bu ihtilafta hiç emlakla ilgili bir şey olmasın. Ama bir şekilde Zingat portalinde bulunan bir ilanla da ilgili olabilir. Yani işte filanca yerde tarla üzerinde tarlayla ilgili değil ama kavga etmiş ama öyle bir tarla var mı? Şöyle bir ilan verilmiş mi? Verilmemiş mi? Bunun herhangi bir konuda, aklına gelen herhangi saçma bir konuda devlet gelip bize ya sen bana şunları bir versene diyebilir. Biz de bunu bu veriyi en az geçmişe yönelik 2 yıl boyunca tutmak zorundayız ve bu veriyi de paylaşmak zorundayız. Paylaşmazsak cezası var. Yani biz bu işin kompetanı değil, aynı zamanda yükümlüsüyüz. Biz bunu yapmak zorundayız. Bu bilgileri sağlamak zorundayız. Zingat 2016'dan beri sektörde faal etti. Zingat'tan daha eski portaller var. Yıllardır faal ettiler. Bu portallerde biz de bırakın bu 2 yılı, bunun dışında da kendi müşteri verimizi tüzel yapılarla ilgili verilerimizi biz zaten tutmak zorundayız, saklamak zorundayız. Bugün gelin Zingat'a 2016'da verilen bir ilanla ilgili bilgi bulabilirsiniz. Bunun dışında bile tamamen istatistiki nedenlerle bile işte Zingat'ta çok güzel böyle raporlar görüyorsunuz, analizler görüyorsunuz. Onlar da Zingat veri tabanı, Rain'in veri tabanı üzerinden analizlerle gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı zaten biz bu verileri tutmak zorundayız. Şimdi devletimiz diyor ki tamam kardeşim diyor, sen şimdi bana bunları verirsin, zaten biz bunu veriyoruz. En başta bir Murat Bey'in bugün sabah değindiği, Ali Bey'in de temas ettiği konuyu söyleyeyim. O geçici madde. Gibin geçici maddesi diyor ki kardeşim diyor, sen diyor ilk defa veriyi benimle paylaştığında bugüne kadarki bütün veriyi paylaşacaksın. Bugüne kadarki bütün veriyi paylaşacaksın. Bundan sonra da her ay paylaşacaksın. Dolayısıyla bugüne kadar fiyat değişimini tutmuşuz. Kim vermiş, ne vermiş, ne zaman vermiş, hangi koordinatlarda ne vermiş, tutmuşuz bunları. Biz zaten vermek zorundayız. En geç 1 Ağustos, o da tebrikler aynı öyle söylüyor, 31 Temmuz hafta sonuna denk geldiği için en geç 1 Ağustos'ta biz bu verileri sağlamakla yükümlüyüz. Ondan sonra Haziran ayından itibaren Haziran, Temmuz, Ağustos ay sonunda belli bir format bize bildirildi. Bununla ilgili bazı geri bildirilerimiz olacak. GİP'le de görüşüyoruz. Ayrıca diğer portallerle de temas içerisindeyiz. Konuşup burada bunun düzenlemenin daha iyi olması doğrultusunda neler yapılabilir? Geri bildirimlerimizi de paylaşmak istiyoruz. Bu konuda da temaslarımız var. Bunlarla ilgili gelişmeler olunca zaten süreç içerisinde paylaşmış olacağız. Ama biz bu bilgileri paylaşacağız. Ama Murat Bey'in dediği gibi yani biz dijital dünyadayız. Dijital dünya bize müthiş avantajlar sağlıyor. Yani hatırlıyor musunuz? İşte bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce internette nasıl yani ben oraya bir şey koyacağım, öyle bir şey mi olacak? Yani çok sanal geliyordu, çok uzak geliyordu. Yani bugün milyarlarca dolarlık iş hacmi internet üzerinde oluyor. Bizler artık bunu kullanıyoruz. Şimdi dijital olduğu zaman kontrolü kolay, takibi kolay, işini temiz yapan, işini düzgün yapan, ticaretini düzgün yapan emlakçı için de bulunmaz fırsat. Müthiş bir fırsat. Sen işini temiz yapıyorsan kardeşim, sen ilanla oraya gireceksin, güzel güzel raporlayacaksın, ilerleyeceksin. Evet, kaygıların olabilir, yani şu olabilir, ya işte biz bunu bu şekilde veriyoruz ama işte benim müşterim de işte 5 milyonu 3 milyon göstermek istiyor. Ben böyle yaparsam o zaman benimle ticaret yapmaz, belki başkasına gider falan. Zaten devlet orayı da düzenliyor arkadaşlar. Bakın bundan bağımsız bir şekilde
Taşınmaz ticareti bilgi sistemi diye bir şey var. Bakın Nes'teki yetki belgeleri emlak ofisleri, yeterlik belgeleri danışmanlar artık yasal zorunluluk portallerden bu belgeyi düzenli olarak istiyorlar. İstatistik olarak biz platformumuzda biz bunların takibini de yapıyoruz. Ve sizin artık yetkilendirme belgesini de alarak girmenizi isteyecekler. Yani eğer Murat Bey'in dediği gibi biz kendimizi geleceğe hazırlıyorsak, meslektaşlar olarak, gayrimenkul danışmanları olarak, emlakçılar olarak kendimizi geleceğe hazırlıyorsak bizim bu değişime hazır olmamız lazım. Bugün git diyor ki tamam kardeşim sen diyor bunu diyor Zingat diyor bana versin diyor. Diğer portaller bana da her ayın sonunda versin diyor. Bu zaten bunun ilk aşaması. Bir sonraki aşamada sizin hayatınızı kolaylaştıracak bir şey söyleyeyim mesela. Şimdi Zingat'a vermediğiniz başka bilgiler de istiyor gibi. Ama şunu söyleyeyim bir defa hani müşterinize ait özel bilgi istemiyor. İlan veren kimse onu istiyor. İlk okulumuzda biz de öyle anladık ama öyle değil. Yani ilanla ilgili bilgi net bilgileri istiyor. Ayrıca iç kapı numarası, dış kapı numarası, bazı emlakçı arkadaşlarımızın vermekten imtina ettiği, işte müşterimi çaldırırım, şey yaparım gibi böyle kaygılar da var. İşte vermek istemediği bilgileri de istiyor bizden. Şimdi bu bilgileri biz yayınlamayacağız mutlaka. Bunu GİP'le konuşacağız, netleştireceğiz. Ama biz bunu devlete sağlamak zorundayız. Siz bunu bize girdiğiniz zaman biz bunu yayınlamadan direkt diğer tarafa paslayacağız. Neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağı kararı sizin kararınız. Yani burada hukuki konular devreye girer ama burada devletin bu da yayınlansın, şu da yayınlansın dediği bir şey yok. Her hele KVKK gibi konular başka konular devreye giriyorsa zaten tüketiciyi de korumak zorunda, sizi de korumak zorunda. Başka müeyyidler devreye giriyor. Yani uzun lafın kısası siz ekstra bazı bilgiler vereceksiniz. O bilgileri de biz paylaşacağız. Ama dediğim gibi o bilgiler sizin müşterinin verisi değil. Murat Bey'in dediği gibi taşınmaz kimlik numarası veya UAVT, Ulusal Veri Tabanı, belki adres, orada unik bir adres, her dairenin, her yerin bir adres veri tabanında bir kaydı var, bir kimlik numarası var, TC kimlik numarası. Bunu vereceksiniz. Siz bunu verdiğinizde ne olacak? Siz bugün bir ilan girmek, herhangi bir portalda bir ilan girmek ortalama 5 dakikanızı alıyor. Niye? Her şeye giriyorsunuz. İli, ilçeyi, mahalle, sonra gidiyorsunuz bir koordinat seçiyorsunuz, başka bir şey giriyorsunuz, tonlarca bilgi giriyorsunuz. Bunlara gerek kalmayacak. Siz bu bilgiyi verdiğinizde biz bunu UAVT'den taşınmazla ilgili ilini, ilçesini, mahallesini, koordinatını, şuyunu, buyunu, her türlü bilgisini çekebileceğiz. Yarın bir gün bunu devlet takbis kayıtlarını bize açtığında, tapu kadastronun dijital kayıtlarını açtığında başka hiçbir şey girmenize gerek kalmayacak. Biz oraya da bağlanacağız. Onu da çekeceğiz sizin için. Çünkü zaten bir tane ev. Bir evin belki bir sürü satıcı olabilir, yetkilendirme belgesi farklı şeyse, farklı zamanlarda olabilir ama bir ev bir tanedir. O evin kaydını biz çekip Zingat veri tabanında tutabiliriz. Siz o ID, kimlik numarasını girdiğiniz an Zingat onun hepsini veri tabanından çeker, sizin önünüze doldurur. Siz güncel fotoğrafı girersiniz. Güncel fiyatı girersiniz. Bir de işte pazarlama için güzel bir süslü tümceleriniz oluyor sizin. Nasıl istiyorsanız, öyle pazarlamak istiyorsanız, ürününüzü tanıtmak istiyorsanız. Onu girip kaydedip yayınla diyeceksiniz. Biz bunu yayınlayacağız. Sizin hayatınızı, gayrimenkul danışmanların hayatını kolaylaştıran enfes bir şey. İşini temiz yapanlar için. Şimdi sorular da geliyor. Ben görüyorum arada gözüm kayıyor. Zafer arada zaten sen bize aktaracaksın ama direkt bu konuyla ilgili olduğu için bir iki tanesini böyle harmanlayarak hani cevaplamaya çalışayım. İlan sayısı düşecek mi? Evet, ilan sayısı düşecek. Bakın bugün portallerde %5 oranında ilan sayısının düştüğünü biz gözlemledik. İlan sayısı düşsün zaten. Biz şunu biliyoruz ki meslektaşlarımız olta ilan diye bir tabir var mesela. İşte gel yapmak için amiyane tabirle. İşte olmayan ilanı koyuyor ya, işte müşteri gelsin. O yok ama bu var. Ya bunu artık tüketici de biliyor. Şimdi artık tüketici de emlak sektörüne biraz güvensin arkadaşlar. Yani işte ben tüketicilerden her zaman şunu diyoruz. Yani Zingat veri tabanı böyle yığılmış durumda. Tüketiciden gelen şikayetlerle. Tamam mı? Biz alıyoruz, müşteri yönlendiriyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Tüketici diyor ki ya işte o yokmuş, bu yokmuş, o ilan yokmuş, o yokmuş ama bu varmış. Ama o satılmış. Ya satıldıysa bir zahmet güncelle o ilanı orada tutma. Eğer yoksa öyle bir ilan yine tutma. Tüketiciyi yanıltma. Eğer tüketici bize güvenirse, biz emlak danışmanlarına güvenirse, sektöre güveni artarsa hepimiz orta ve uzun vadede hepimiz daha büyük bir fayda göreceğiz. Evet, ilan sayısı düşecek benim öngörüm. %20 oranında bir düşme bekliyorum. Bir kısmı işte bu panikle ilanı yayınlamak istemeyen, işte ne olacağını bilmediği için panikle ilanlarını kaldırmaya çalışan,
veya girmek istemeyen emlakçı arkadaşlarımızdan dolayı olacak. Bir kısmı ise zaten aslında olmayan, oltay ya da işte fake ilan demiş bir dinleyicimiz. Bunları yavaş yavaş ayıklamaya başlayacak. Ayıkladığı zaman tüketiciye daha çok güven veren, tüketiciyi de ödüllendiren bir emlak sektörü karşımızda olacak. Portaller de burada en önemli oyuncu. O yüzden benim önerim, lütfen müşteri olun. Gayet net bir şekilde kendinize güvenerek, inanarak ve korkmadan ilanlarınızı düzgün bir şekilde girin. Tabii ki devlet işte 5 koydunuz, 4.5'a sattınız. Pazarlık payı her zaman var. Kimse buna bir şey demez. Yani bu başka bir konu. Ama işte 5 girdiniz, orada 500 gösterdiniz. Devlet bunu takip eder. Devletin bunu takip etmek için başka bu konu veri ya. Başka mekanizmaları da var. Bakın biz Maliye Bakanlığı'yla daha önce Zinga şapkası altında değil ama Reid'in şapkası altında konuştuk. İşte bir dinleyicimiz demiş ki işte acaba rayiç bedel olamaz mı? Belediyelerin rayiç bedelleri güncellenememiz. Galiba öyle bir şey vardı. Belediye işte tam da bundan dolayı. Mesela Reid'in mahalle mahalle endeksi var. Ortalama metrekare fiyatı veriyor. Maliye Bakanlığı istese ki bu konuda girişimler oldu geçmişte. Bu konuda çalışmalar da oldu pardon ayrıca. İstese Reid'in endeksine bakarak senin ne kadar alta düştüğünü, ne kadar yukarı düştüğünü tespit edebilir. Ha bu %100 garanti olmayabilir. O bölgede çok lüks bu konudur. Çok üst segmentte bir şeydir. Ama yine de dikkat çekici olduğu için atıyorum işte bir bölgede metrekare fiyatı işte 5000 TL ise işte 8000 TL bir şey olduğunda gel kardeşim ya da pardon daha aşağısı olduğunda özellikle vergi kaçırma konusu olduğunda 1000 liralık bir şey olduğunda gel kardeşim buraya. Burada artırma 5000 sen 1000 lira ne var? Bir anlat bakalım bize. Bunu maliye size sorabilir. Dolayısıyla önemli olan yani bunu zaten yapsa devlet farklı şekilde yapar. Yapacak da zaten. Yapmak zorunda da. Ha ve şeyler düşebilir, vergi oranları düşebilir, %2'ler, %0.5'ler düşebilir. Bunu bakacaktır devlet. Bu mekanizmayla inceleyecek. Devlet sanmayın ki şunu yapmıyor. Ya işte hadi bunu istedi bugün, emlak sektörünü cezalandırayım işte bunlar da ne hali varsa görsün. Bunu istemiyor ki devlet. Devlet sektörün gelişmesini, güçlenmesini istiyor. Ve eğer gelişir güçlenirse buradan daha fazla vergi toplamayı ümit ediyor, bekliyor. Çünkü amacı bu. Daha fazla vergi toplayamadığını bu girişimde görecek. 3 ay sonra oturacak bakacak. Kaç lira vergi topladı? 5 ay sonra bakacak, 6 ay sonra bakacak. Ve burada akıllı adamlar var devlet, kamuda. Bu işi inceleyen, takip eden. Hiç şaşıracağınız şekilde oturup bunu inceleyen. Ya bir dakika burada bir şey var. Belki de o zaman biz bunu vergi oranını düşürsek daha fazla artacak vergi toplayacağız. Belki de diyecek ki ya bir dakika burada iyi bir sistem var. Biz bunu daha da olgunlaştıralım. Sektörün faydasına dönüştürelim diyeceklerdi. Tam bu noktada sorular zaten yoğunlaşıyor Mehmet Bey. Evet. Ben de bir hukukçu gözüyle Ali Bey'e şunu sormak istiyorum aslında. Bu arada az önce bir sürpriz ziyaretçimiz de vardı masanın üstünde. Konuyla ilgilendi. Adını da bağışlayın onun bize. Çok güzel görünüyordu buradan. Kedimizin ismi Gezi. Gezi. Harika bir kedi. Yani şey canavar. Ben küçük aslan diyorsun. Şimdi Ali Bey sorum şu. Aslında yorumların şöyle bir konsolide ederek onları size aktaracağım. Hepsini aktaracağım. Bu arada bütün misafirlerimize de duyurmuş olayım. Bunların hepsine bakıyorum. Akış içerisinde sonunda en sonunda bu sorulara yanıt verilmesini sağlamaya gayret edeceğim sizler tarafından. Şimdi vergiler düşürülürse bu kaçak göçek zaten kendinden hallolur bakış açısı var. Şimdi ama aksine bir görüş oldu mesela. Yani emsal sektörlerle bir böyle olumsuz rekabette olması işte tapu harçları vesaire. Vergi resim harç konusunu bize bir yorumlayın. Gelir vergisi konusundan insanlar korkmazsa işte hani böyle bir tebliğ olmasa bile kendinden olurdu gibi bir yorum geliyor. Yani olur muydu acaba? Benim sorum, onlara eklemek istediğim soru şu. Bu devam eder mi? Tebliğ ve beraberine yeni düzenlemeler gelir mi? Gelirse ne olur? Çünkü Mehmet Bey'in son yorumu da aslında. Devlet oturacak bir bakacak. Bakalım yani tepkilere bakacak ve ikinci bir hamle olabilir veya devam eden hamleler olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizim kanun yapma ve yönetmelik yapma veya tebliğ yapma mantığımızı çok doğru anlatan bir mantık aslında bu. Dünyada pek olmayan kervan yolda düzelir mantığı. Çok severiz biz bunu. Ben dün MTV yayında aynısını kullandım. Evet. Yani şöyle, ben çok yıllarca kentsel dönüşümle uğraştım. Benim kitabım var. A'dan Z'ye kentsel dönüşüm. 8. baskı. Bana sürekli mesela birisi diyor ki hocam işte şu şöyle söylüyorsunuz. Diyorum o kaçıncı baskı diyorum. 6. baskı. 8. baskı yönetmelik değişti diyorum. Yani dolayısıyla bizde sürekli değişiyor. Bu anlamda da tabii ki bakanlık
şeyi süreci izleyecektir, görecektir. Aslında yani biraz önce Mehmet Bey'in de söylediği gibi bakanlığın bir takım verilerden bu konulara ulaşma özelliği, yeteneği vardı. Bunu da yapıyordu. Ama bu şekilde biraz daha aslında korkutucu diyelim bir şeye büründürdü bunu. Net oldu. Çünkü gerçekten de rakamlar çok yükseldi bence. İştahını kabarttı. Çünkü bu daha önce yapılan kaçakları biraz göz ardı etme diyelim tırnak içerisinde. Tolere edilebiliyordu diye düşünüyorum. Şu anki tavır ve var olan rakamlar çerçevesinde bence tolere etmek istedikleri değil. Tam da zaten zamanı olduğunu düşündüler. Hani konuya biraz önceki yaklaşımda girerken hatırlarsanız birkaç defa denemeler yaptılar. Fakat olmadı dediğim de oydu aslında. Bakarsanız mesela alım satımlardaki bu düşüklükle ilgili vatandaş zaman zaman Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebligatlarıyla karşı karşıya kalıyordu. Ne yapıyordu Gelir İdaresi Başkanlığı? Bir sene sonra, iki sene sonra size bir tebligat gönderiyordu ve diyordu ki ben senin 1 milyon 800 bin liraya gayrimenkul sattığını gördüm, hani tespit ettim. Ama sen bunu 400 bin lira göstermişsin. Vergi ziyağı oluştu. Oluştu. Bunu da şöyle yani incelemeye gittiğinizde de inceleme memuru size şöyle bir beyan ediyordu. Diyordu ki işte tapu alım tarihinden birkaç gün evvel veya birkaç gün sonra bankadan yüklü şekilde para transferi yapıldı veya çekildiği, nakit olarak çekildiği gözlemlendi. Yani bir kişinin normal ve ortalama bir kişinin hukukun temel veri olarak kabul ettiği bir gün içerisinde bu kadar parayı kendi kişisel harcamaları için çekmeyeceği yani kullanmayacağı verisi üzerinden hareketi ve sizi orada bir şekilde yakalıyordu. Ama Gelir Dersi Başkanlığı'nın daha önce yapmış olduğu toplantılarda ben birkaç defasına katıldığımda başkan, o zamanki başkan ismini hatırlamıyorum. Yani inanın bu yaptığımız bile kaçağın %1'i %2'si falan demişti. Yani biz ancak bu kadarına şey yapabiliyoruz, müdahale edebiliyoruz. Yani çok açık bir niyetle söylenmiş bir şeydi yani. Dolayısıyla aslında bu mevcut teknolojik durumdan bir şekilde faydalanmak. Çok ciddi bir şekilde dediğim gibi rakamların buraya gelmiş olması önemli. Tabii mevcut tabloda rakamlar daha aşağıya gelirse, yani harç ve vergi oranları daha aşağıya gelirse burada bir düzelme olur mu? Ben bugüne kadar Türkiye'deki temel yaklaşımın gerçekten de çok ilginç bir şekilde bu tür vergi ve harç indirimlerinde pozitif yansıdığını düşünüyorum. Hep öyle olmuş. KDV indirimlerinde de böyle oluyor. Herkes bu şekilde beyan ediyor. Mesela vergi aflarında da böyle. Yani gelip işte bir şekilde herkes bir takım aflar ortaya çıktığında mutlaka beyan ediyor ve orada o durumdan kendisini faydalandırmak istiyor. Ben öyle enteresan vakalarla karşılaştım ki pasif şirketlerin bile, aktif olmayan pasif şirketlerin bile matra arttırımlarına falan girdiğini gördüm. Yani sırf hani işimiz düzgün yürüsün, yarın bir gün başımız ağrımasın dendiği için. Bu çerçevede gerçekten de bu bir şey olabilir, yaklaşım olabilir. Yani biraz daha rakamların, yani harç oranlarının ve vergi oranlarının düşürmesi, ama daha çok ne derler, mesela vergi matrağını çok yeni arttırdılar. Nasıl bu geriye gidecek, o da bir tartışma konusu olarak bir soru işareti orada durabilir. Sorulardan bir tanesi şuydu. Onu gördüm de onu hani not aldım. Pazarlık konusu. Evet, önemli bir konu pazarlık. Yani pazarlıkla bir rakamın düşmesi halinde biz bunu nasıl veri olarak kabul edeceğiz? Ben Maliye Bakanlığı'nın zaten burada bu verileri aldığında ve satışlarla ilgili talep ettiğinde hemen benim için senin o portalda gösterdiğin rakam gerçek veridir ve ben bu veri üzerinden bu rakamı uygularım ve harcı bu şekilde tahsil ederim, cezasını, ziyasını vesairesini keserim diyeceğini düşünmüyor. Tabii ki bu inceleme çerçevesi, bu pazarlık noktasında bu sorunun muhatabı taraflar olacaktır ve bunu bu inandırıcı bir şekilde belgelendiğinde ben bu anlamda herhangi bir cezai yaptırım uygulanacağını da düşünmüyorum. Ama buradaki temel sorun şu, yani 1 milyon 800 bin 400 bin örneğine geri gelirsek, hani 1 milyon 800 bin liralık bir gayrimenkulün 1 milyon 500 bin liralarda, 1 milyon 400 bin liralarda pazarlıkla satılmasında çok büyük bir sıkıntı yok. Ama 400 bin liraya satılmasında bir sıkıntı var. Yani bir pazarlıkla öyle bir satış olmaz. Yani bu da işte Maliye Bakanlığı açısından, Gelir İdaresi Başkanlığı açısından temel bir veri aslında. Dolayısıyla yani pazarlık nasıl olacak diye sorulduğunda bunun açıklanabileceğini, çok rahat
ifade edilebileceğini düşünüyorum. Ben o marjların, yani o %20 neyse kimi durumlarda belki biraz daha fazla olan o marjların Gelir İdaresi Başkanlığı'na ifade edildiğinde doğru algılanacağını ve cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalınacağını çok düşünmüyorum. Ama tekrar etmem gerekirse, yani bu tür indirimlerde, genelde KDV indirimlerinde, harç indirimlerinde vesairede vatandaşın temel yaklaşımı, beyanı, yani değeri gerçekten de gerçek doğru değer üzerinden ve satış değeri üzerinden göstermek şeklinde olduğunu düşünüyorum. Harika, ağzınıza sağlık. Şimdi Murat Bey, şimdi gelen yorumlardan bir tanesi Multiple Listing Service ile ilgili, çoklu liste hizmeti ile ilgili. İdonova Gayrimenkul'den Bursa, Murat Bey'in sanıyorum yorumu. Evet, işte zaten veriler orada var diyor. Hani tekrar bir iş çıkmasına da gerek yok. Şimdi de bir isimsiz misafirimiz var. O da MLS sistemine geçin, emlak işletmeleri sınırsız ilan girsin diye böyle bir yorum yapmış. Bu konuyla ilgili yorum yapmak ister misiniz? Bir de siz işte iğne çuvaldız hikayesindeki gibi, şimdi böyle bir az önce birbirimize bir şeyler batırdık ama bir misafirimiz diyor ki ya işte vatandaş da mal sahibi, mülk sahibi de ilanları kaldırın demeye başladı diyor. Yani acaba gayrimenkul sahiplerinin buradaki sorumluluğu, buradaki bakış açısının değişmesi ne kadar zamandır? Şimdi şöyle, MLS sisteminde sınırsız ilan diye bir şey yok yani. Hani MLS nedir? Ben bu mülkün şeyini aldım, pazarlama yetkisini deyip meslektaşların göreceği bir ortamda, kapalı bir ortamda mülk listelemesi anlamına geliyor. O yüzden yani bir tane girecek. Ha, oradan istediği portallara gönderebilir. Yani 5-10 portalın kaç tane varsa gönderebilir. Onu kastediyoruz, orada problem yok ama yani MLS bir tane girmek zorunda zaten. Evet, zannediyorum o çoklu paylaşım orada kastediyor. Belki onu kastediyor. Evet. Mal sahiplerinin ilan kapatma durumu varsa şöyle yapacak, kapatacak. Mal sahibi kapattı diye not yazacak. Mehmet Bey'in bize vereceği şimdi o kapatma açıklamasına mal sahibi kapattı, kapat dedi diyecek. Hiç problem yok yani. Ben orada problem görmüyorum. Buna mal sahipleri zaman içinde alışacaklar. Çünkü dijital olmadan bu kadar malı satmamız mümkün değil. Hiçbir şekilde mümkün değil. Evet. Yani belki bir 15 gün, bir ay, ne bileyim 2 ay böyle bir tereddüt olur ama ondan sonra eski düzen ve çok daha kaliteli ve çok daha şeffaf olarak devam edecek. Kesinlikle sebat edilmesi gereken bir durum bu. Tabii ki. Dolayısıyla bu aslında ileriye götürecek ama işte bir zorlanma aşaması olur, alışkanlık aşaması. Mehmet Bey, sizin bir yorumunuz var mı bu konuyla ilgili? Şimdi sevgili Zafer, şimdi MLS, MLS her ne derseniz adına Multiple Listing Service. Şimdi bu sistem Türkiye'de yok. Yani biz istiyoruz olmasını. Keşke olsa, bu da tapuyla da bağlı olsa, yetki belgesini almış Murat Bey'in dediği gibi emlakçı da oraya koysa. Ben de Zingat olarak hiç Murat Bey gibi kıymetli müşterilerim yorulmadan ben otomatikman alsam oradan ve yayınlasam bunu. Murat Bey bana yetki versin, desin ki ya benim işte filanca aydın benim ilanlarım sen alabilirsin desin. Ben alayım yayınlayayım. Entegrasyonla. Tabii bir kere hiç yorulmasın, ben alayım yayınlayayım. Biz bunu istiyoruz. Bunu savunuyoruz. Bakın başka bir konu daha var. Bu belki bu akşam bizi dinleyen bazı emlakçı arkadaşlarımız konuyu biliyor olabilirler. Rekabet Kurumu'nun çok özel bir soruşturması var. Sonuçlanmadığı için detay veremem. Ama şu konuya bakılıyor. Özellikle Zingat bu konuda önce oldu. Portaller arasında ilan aktarımı. Yani çünkü ben bir yeri, şimdi Zingat çeşitli yöntemlerle bunu yapmaya çalışıyor ama kulağı buradan göstererek yapmaya çalışıyor. Dedi ki yani öyle bir şey olsun ki bir kişi bir portale girdiğinde de bir yere girdiğinde ilanlı kendi izni olduğu sürece istediği üye olduğu diğer portaller otomatikman yayınlansın. Bu dertten kurtaralım biz emlakçılar dedik. Hatta bazı emlakçı üyelerimizden yazı da istendi Rekabet Kurumu tarafından. Şu an süren bir inceleme var. Bu inceleme sonunda şöyle bir şey çıkabilir. Denebilir ki biz bu arada GİP'ten gelen tebliği de paylaştık. Denebilir ki bakın bu çok önemli bir şey. Biz bu kolaylığı sağlayalım. Portaller arasında ilan aktarımı olsun. Emlakçıların hayatı kolaylaşsın. Bir emlakçı gidip 4 tane portale, üye ise 4 portale ayrı ayrı ilan girmekle uğraşmasın. Bir ilan girmek ortalama 5 dakika bizim istatistiklerimize göre 5 dakika. Ki hızlı ilan girilen bir portaliz. Ortalama çünkü hızlı gireni var, giremeyeni var, fotoğrafını seçiyor, onu seçiyor. Her şey zaman alıyor.
Yani bir yerden girsin, istediğine girsin, gelsin Zingat'a girsin. Zingat'tan hop diğer 3-4 portala yayılsın veya diğer X portalına girsin, hop diğer portala yayılsın. Biz bunu destekliyoruz ve savunuyoruz. Bu konuda ümit ediyorum emlakçıların lehine, sektörün lehine bir karar yakında çıkar. Çıktığında da böyle bir kolaylık olacak, avantaj olacak. Ama onun dışında tabii ki MLS olsun. Ben bir önceki bölümde de söyledim. Yani siz bir tane taşınmaz kimlik numarasını girin Zingat'a. Girin. Yani onu hayal ediyoruz. Onu istiyoruz. Siz girdiğiniz an biz her şeyi tapudan şuradan buradan her şeyi çekelim. Geçmiş fotoğrafını da çekelim. Önünüze koyalım. Siz basın yayınlayın. Biz bunu istiyoruz. Bunlar ama olacak. Bunun olması için bakın taşınmaz ticareti bilgi sistemi konuşuluyor değil mi? Bir dinleyicimiz şey demiş. Kervan yolda düzelir. Ve güzel bir örnek. Bakın hala bizim platformumuzda yetki belgesi olmayan emlakçı var biliyor musunuz? Bütün portallerde var. Hala var. Yani 2018'de çıkmış bir düzenleme. Yenilemesi geldiğinde yenilemiyoruz vesaire azaldı. %80'lere çıktı şimdi. Yavaş yavaş bitecek. Kimse kalmayacak. Hala bakın böyle bir 2018'de çıkmış. 2022'deyiz. 2018'den beri iş yapıyor. Yani arkadaşımız sektörde iş yapıyor. 4 sene geçmiş. Gidip yetki belgesini almamış. Yani değerli emlakçı kardeşim ya sen de biraz çabalayacaksın. Yani gideceksin yetki belgeni alacaksın, çalışacaksın. Daha bu yapılamamış. Bu yapılsa bunun çünkü arkası gelecek. Ondan sonra devlet diyecek ki yetkilendirme belgeni de gir, onu gir. Murat Bey dediği gibi o zaman MLS sistemi zaten kendiliğinden MLS sisteminin altyapısı, imkanı, ortamı oluşacak. İşte bunun için bizlerin de çaba sarf etmesi lazım. Hep devletten beklemememiz gerekiyor. Bizler de gideceğiz yetki belgemizi alacağız. Yetkilendirmeyle çalışacağız. Yani bu doğrultuda çaba sarf edeceğiz. Ağzınıza sağlık. Bu arada bir müsait değil mi? Buyurun, buyurun Murat Bey. Şimdi şöyle, ya ne yazık ki Zingat kesinlikle hani bu şeyi anlattığım şeyin dışında, çerçevenin dışında ama bazı portallarda yetki belgesi numarası en altlarda şu anda gösteriliyor ki onun olup olmadığını insanlar fark etmesinler diye. Halbuki yetki belgesi en yukarıda verilmeli ilanın hemen sağında ya da solunda ki şey ayrılsın. Yani buradaki o yetki belgesinin önemi daha çok anlaşılsın. Bu mesela çok önemli bir konu. Yani bu biraz da samimiyet testi açıkçası. Bu konuda Zingat gerçekten hani ilk günden itibaren gereken tüm şeyi pozisyonu çok doğru aldı. Hassas davranıyoruz o konuda. Zaten Mehmet Bey gerekeni söyledi. Sizin söylemeniz çok daha kıymetli, çok daha değerli. Yani bir şey gelmiş de ben hemen onu yanıtlamam lazım. Çünkü direkt şey demiş bir dinleyicimiz. Zingat'a alman yetki belgesi. Almıyoruz zaten. Bu bahsettiğim eski üyeler. Bir şekilde yönetmeliğin müsaade ettiği eski üyeler. Biz onlara sürekli eğitimlerle, teşviklerle Zingat Akademi kapsamında destekleyerek almalarını sağlıyoruz. Kimisi başvurmuş, süreci uzuyor vesaire. Dolayısıyla biz yeni kimseyi almıyoruz. Alamayız zaten. Zaten yasak, yönetmelik de aykırı. Zaten bizim prensiplerimize de aykırı. Biz düzenli, yetki belgeli, çalışan, profesyonel, emlak bilgi güven çerçevesinde iş yapan, kaliteli meslektaşlar olduğu bir platform olma hedefiyle çıktık. Buna hitap etmek için çalışıyoruz. Bütün gayemiz, çabamız bu doğrultuda. Bir soru var. Konut Realty Gayrimenkul Danışmanlığı'ndan. Onu size yönlendirmek istiyorum. Ücretli, yani portallar haricinde emlak ofisleri kendi internet sitelerinde yayınladıkları gayrimenkulleri bildirmek zorunda olacak mı diyor. Murat Bey buna yanıt vermek ister misiniz? Vallahi bu aslında şöyle söyleyeyim. Bu şeyin ne derler? Tebliğin en önemli şu anda bilinmezi. Çünkü binlerce kendi domainini almış, kendi web sitesi ismini almış firma var. Ve bunların yani 3-4 büyük portal gibi hızlıca buna entegre olup bu bilgiye işte tarif edilen noktadan yani Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmesi gerçekten çok zorlayıcı bir konu. Bu konuda açıklama bekliyoruz. İletildi bildiğim kadarıyla bu konu. Yani herhalde ya kapatılacak bunlar ki yanlış bence ya da sadece kendi mülkünü listeleyen özel web sitelerinden bu istenmeyecek. Çünkü bu hakikaten yapılabilir bir şey değil. Ayrıca şöyle söyleyeyim bunları biz versek bile kabını çok fazla aklı karışır. Çünkü 3 tane 4 tane portallar aynı şey geldi ilan geldi bir de buradan geldi bir de başka bir yerden geldi. Bunu zaten altından kalkamazlar.
Evet, zaten yönetmenlik de şey diyor, sosyal medya platformları ve ilan portallerinden biz şunu yorumladık, şöyle anladık. Başkasının ilanlarını yayınlayan, birden fazla kişi ve kurumun ilanlarını yayınlayan platformlar. Bizim açımızdan da biraz muğlak olan, aslında keşke onlar için de çalışsın dediğimiz alan da şu, sosyal medya siteleri. Bakın, devlet bizi denetliyor ama işte 3-4 tane büyük uluslararası sosyal medya var. Ve orada çok büyük bir ticaret dönüyor. Evet evet, bu soru geldi bu arada Mehmet Bey. Bu harika oldu buna değinmeniz. Bu soru geldi. Sosyal medya üstünden pazarlamalarla ilgili durum ne olacak diye. Buyurun. Yani zor bir soru. Yani biz canı gönülden istiyoruz ve destekliyoruz. Devlet, eğer ben vergimi veriyorum Türkiye'de. Çalışıyorum, iş yapıyorum, istihdam sağlıyorum, çalışıyorum. Devlet benim üzerime ciddi bir yükümlülükler var. Ben de vatandaş ve kurum olarak, ticari kurum olarak da bu yükümlülükleri ödevlerimi yerine getiriyorum, paylaşıyorum. Ama ben aynısını devletten şunu da bekliyorum. Bana yaptığın baskının aynısını sosyal medya platformlarına da yap. Yine aynı şekilde mesela taşınmaz ticareti mesleki yetki belgesini konuştuk. Mesela yetki belgesini paylaşıyorum. Şimdi gidin bakalım, Facebook'ta ilan var. Yetki belgesi var mı yok mu? Şimdi ben yani bunların da denetlenmesini istiyoruz. Bizi denetleyeceksen onları denetle. Eğer beni denetler, onları denetlemezsen bu defa ne olur? Yayıncılık oraya akmaya başlar. O zaman hiç denetlenemez bir hale gelir. Onun için devletin adil ve eşitlik ilkesine uyarak oradaki platformları net bir şekilde denetlemesi lazım. Ama nasıl yapacak? Çok zor. Neden çok zor? Siz bir tane şey yaptınız. Bir tane fotoğraf yüklediniz Instagram'a. Altına işte 2+1 bilmem kiralık yazdınız. DM'den ulaşın bana diye yazdınız. Şimdi bunu ya nasıl yapacak? Nasıl kontrol edecek? Ne yapacak? Bu daha uzun ve meşakkatli şeylerin konusu. Yani işte Google gibi firmalara devlet istediği gibi vergi alma konusu yıllar almış konular. Yani burada çok meşakkatli konular. Dolayısıyla belki o kontrol sağlama için oraya kaymaya başlayacak. Ama devlet her şeyi kontrol etmeyebilir ama bu şuna bakar. Mesela devlet diyor ki alkollü araç kullanma, değil mi? Şimdi sen alkollü araç kullanma ama sen kullandın bir şekilde. Bir kontrole denk geldin. Bak bakalım ne oluyor. İşte o kontrole, o denetime denk geldiğin an yandın. İşte onun için de orada da denetleme olacak ve sağlıklı bir şekilde yürüyecek bir şekilde gibi bizim önlemlerimizi almamız, düzgün bir şekilde ilanlarımızı yayınlamamız lazım. Burada portallerde emlakçıların da yine, sektörün de yine çalışanlardır. Onları ben onu da söyleyeyim bu arada, hani burada hep bizim üstümüzde çok geliyorlar. Burada gelmediler de mikrofon bendeyken söyleyeyim. Portaller de bu kadar üstüne gelmeyin. Portaller de burada size bir platform sağlıyor, ticarileştiriyor. Devletin işini de kolaylaştırıyor. Sizin işinizi de kolaylaştırıyor. Vergisini veriyor, düzenli istihdamını yapıyor, her işini yapıyor. Sizin için uğraşıyor, sizin için emek veriyor. Dolayısıyla bizim devletten de beklentimiz diğer platformlarda aynı şekilde denetlemesi, bizi de denetlediği gibi. Böylece daha sağlıklı bir sektör olmaz. Bir misafirimizin, ağzınıza sağlık yorumunuz için, bir misafirimizin şöyle bir yorumu var. İşte for sale by owner, kendi dairesini veya işte emlakını satmaya, pazarlamaya çalışanlar üzülecekler bu durumu diye ironik bir şey söylüyor tabii. Çünkü çok yüksek rakamlar istiyorlar. Dolayısıyla diyor hani şimdi değişecek durum. Şaka bir yana dört tarafı aynı anda gelişmesi gereken bir alan burası. Yani işte mülk sahiplerinin dikkat etmesi gereken alanlar var. Elbette emlak profesyonelleri. Ama bu hani bir taraflı olmaz. Hep birlikte yol kat etmemiz lazım. Portal tarafında biz üstümüze düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yetki belgesi olmayanlarla çalışmıyoruz. İşte mülk sahipleri profesyonellerle çalışmalı. Gayrimenkul ofisleri doğruya yönlendirmeli. Hukuki düzenlemeler hep birlikte keyifli bir yol haritası çıkmış olacak. Şimdi bir soru var. Ali Bey, sizin alanınıza giriyor. Biraz size sorayım onu. Diyor ki peki yurt dışında diyor, yurt dışındaki portallardan pazarlama yapanların durumu ne olacak? Yayın yapıyor yurt dışından. Türkiye'de ilan pazarlıyor. Böyle siteler var. Bu kanun nezdinde, bu tebliğ nezdinde onları bağlar mı? Şöyle, mevcut vergi usul kanunu çerçevesinde bu portallar, yani yer sağlayıcı tanımını Türkiye sınırlarıyla ben şey olarak görmedim. Yani Türkiye sınırlarını kapsayıcı bir şekilde görmedim. Mevcut taşınmazla ilgili tabii ki yurt dışında bu şekilde bir kuruluş yapılmışsa, yani böyle bir portal, böyle bir işlem yapıyorsa, burada tabii mevcut çifte vergilendirme, hani iki
devlet arasındaki çifte vergilendirme sistemleri devreye girecektir. Yani orada da Maliye Bakanlığı, Gelir Dairesi Başkanlığı bu anlamda oradan da bu tür verileri talep edebilir. Yani tekabiliyet esası vesaire gözükle. Kör nokta kalırsa mutlaka zaten kör noktada kalmışsa burası, bu işte hani yeni bir şekli düzenleme, bu işte bunlarla ilgili olacak. Öyle evet, mi? Öyle olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde karşılıklılık, yani o dediğimiz çifte vergilendirme ve vergilendirme anlaşmalarımızın olmadığı devletler üzerinden yapılanlarda çok fazla bir şey yapılabileceği kanaatinde değilim. Kişi orada bunu kurmuşsa çok zor. Ama burada da tabii şöyle bir şey var. Onu yapmış olması da sağlayıcı açısından belki, yani o sağlayıcıya uygulanacak 213 sayılı vergi usul kanunu açısından belki bir yaptırımı bertaraf edebilir. Ama bu yayınlanan tebliğde bütün taraflar açısından biliyorsunuz bir bağlayıcılık var. Yani o bilgiyi giren, o bilgi kapsamında alıcı ve satıcı açısından da bir sorumluluk var. Dolayısıyla onun doğruluğu kapsamında söylüyor. İlan verenler diyor çünkü, dikkat ederseniz. Sadece bunu sağlayan aracı kurumlardan bahsetmiyor. Belki aracı kurum orada kendisini bahsedilen ülkede kendisini korumuş olabilir ama ilan verenlerin çok kendilerini koruyabileceklerini düşünmüyorum. Orada da ne olacak? Aslında güzel bir soru. İlan verenler de bu şekilde var olan yapılara çok fazla güvenmeyecekler. Yani bunlar kendilerine daha sonra ciddi şekilde sıkıntı olabilecek, sıkıntı oluşturabilecek düşüncesi. İşte Zingat gibi veya diğer sağlayıcıların içinde bunları sağlamaya çalışarak kendilerini bence buradan, hani bir taşla iki kuş vurayım diyerek yapacakları işlem aslında kendileri açısından daha da cezalandırıcı bir işlem haline gelebilir. Ben öyle düşünüyorum. Yani dolayısıyla tabii göreceğiz, yani bu süreci biraz izleyeceğiz, yani buralarla ilgili de nasıl düzenlemeler olacağını, ama benim şimdilik soruya ilişkin cevabım bu şekilde olacaktır. Ağzınıza sağlık. Şimdi su gibi aktı. Saatle, yani bir saati planladınız, bir saati doldurduk. Bir de şey söylemek isterim son olarak. Onu söyleyecektim, soru geldiği için atlamayayım. Aslında yani gerçekten de Zingat veya diğer portalların bu süreç içerisindeki yaklaşımları ve düşünceleri bence zaten pozitif. Hani bu tebliği destekliyorlar. O anlamda ben çok olumlu buluyorum. Var olan sosyal medya sağlayıcıları tanımı aslında biraz da bence Zingat ve diğer bu işi düzgün yapan kurumlar açısından çok değerli hale getiriyor burayı. Yani orayı ben Mehmet Bey'e katılıyorum. Yani ben maliyenin bundan sonraki temel yaklaşımının aslında kontrolör eğitme ve kontrolörlerini yönlendirme konusunda da bundan sonraki belki Gelir İdaresi Başkanlığı. Zaten biliyorsunuz son dönemde çok fazla personel de istihdam ettiler, denetçi aldılar. Burada da yönleneceğini, yani burada geliştireceklerini, kendilerini elektronik ticaret ortamındaki denetime yönelik geliştireceklerini düşünüyorum. O anlamda sosyal medya sağlayıcılardaki kaçağın aslında daha fazla denetleneceğini, oraların kendisine daha fazla çeki düzen vermek zorunda kalacağını düşünüyorum. Çünkü Zingat açısından veya işte Murat Bey'in de biraz önce yıllardır beklediğimiz gelişmeydi dediği çerçevede bence birçok kişinin bu anlamda çok büyük bir sıkıntısı yok. Tam tersi, onun istedikleri oldu. Zingat için istenilen oldu, Murat Bey için istenilen oldu, işini düzgün yapan için istenilen oldu. Ama bu bahsedilen portallarda, özellikle sosyal medya sağlayıcıları anlamında biraz önce bahsedilen denetleme aslında bence Maliye Bakanlığı'nın daha çok ilgisini çekiyor. Görüşüm bu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Murat Bey. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Estağfurullah. Gelen yorumların arasında, şimdi toparlamak istiyorum yavaş yavaş. Gelen yorumların arasında işte fake ilanların azalacağı vesilelerle, yani hep olumlu yorumlar var aslında. Benim de tanıdığım kıymetli gayrimenkul profesyonelleri var arasında. Tuğba Hanım Bursa'dan böyle bir yorum yaptı. Mesela bunlardan kurtulmuş olacağız diye. Yorumların arasında şu da var. Yetki belgesiz yani gayrimenkul sahibi yetki belgesi vermekten imtina ediyor. Yetki vermekten, alıcı satıcı yetkisi vermekten imtina ediyor. İşte bunlar da azalır diyor. Siz bu görüşte misiniz? Son olarak bu konularla ilgili görüşleriniz, ufka bakarak görüşleriniz neler? Onları da alalım. Ben bir araya girebilir miyim? Lütfen. Bir ekleme yapmak istiyorum. Çok soru geldi de onu takip ediyorum unutmamak için. Kent Emlak ve diğer birkaç tane daha sordu. Zaten konuyu anlattık. Belki orada kaçırdılar. Bütün portallar 31 Mayıs'a kadar olan tüm verilerini zaten
bir defaya mahsus olmak üzere sunmak zorundalar. Yani kayıtların geri çekilmesinin şu an itibariyle bir önemi kalmadı. Yani kayıt çekenler çok bir şey ifade etmiyor. Bakanlığın, yani Gelir İdaresi Başkanlığı 31 Mayıs itibariyle oluşan tüm verileri zaten toplu olarak istiyor. Ondan sonra da AYA istiyor. Yani o çerçevede kayıtların geri çekilmesinin hukuken bir anlamı yok. Böldüm özür dilerim. Ağzınıza. Yok, hayır, harika oldu. Dediğiniz gibi Mayıs ayı ne olacak diyen bir izleyicimiz vardı. Murat Bey, evet, bu minvalde sizden son bir yorum alalım. Sonra Mehmet Bey, müsaadenizle sizden de bir kapanış isteyeceğim. Şimdi aslında gene iyi çalışan emlak ofisleri için, yani düzgün, profesyonel çalışan emlak ofisleri için aslında bulunmaz bir platform yakalamış vaziyetteyiz. Şimdi bir kere çok fazla hani diyor ya 3 liralık yere 5 lira ilan girelim diyen var ya, vallahi bak öyle yaparsak 5 liralık ilan girdik 3 liraya sattın, inceleme gelebilir ha deme şansımız var satıcılara. Yani çok yüksek yazmayalım, bak sonra ne olacağı belli olmaz diyebiliriz. Çok güzel. Bu çok iyi fırsat. İkincisi şu var, bu tabii yani yine Mehmet Bey'e döneceğiz. Şimdi malum siz de biliyorsunuz ki UAVT kodu ve de taşınmaz kimlik no, bunlar tekil numaralar. Yani aynen nasıl TC kimlik numaramız tekil, kimse bizim numaramızı taşıyamaz ya da bir kişinin iki tane TC kimliği olamaz mantığı içinde. Her bir mülkünde sadece bir tane şey var, UAVT numarası ve o altındaki parselinde bir tane taşınmaz kimlik numarası var. Şimdi portallar aynı kimlik numarasının aynı anda, çünkü daha önce ve daha sonra olabilir ama aynı anda o ilanın girildiği anda ikinci bir ilanın girilmesini engellerlerse, ki yapılabilir, yapılabileceğini biliyoruz. O zaman her bir mülk için sadece, yani o anda ilan olan mülkler için bunu söylüyorum, ilan olan bir mülkün ikincisi girilemez. Yani bu fake ya da naylon ya da neyse repete ilanlar olmaz. Şimdi bu da gene emlak ofisine şu şansı veriyor. Bak ben Zingat'a sadece biliyorum ki Zingat sadece her bir mülk için bir tane ilana izin veriyor. Emlakçını seç kardeşim. Beni mi istiyorsun, Ahmet'i mi istiyorsun, Zeynep'i mi istiyorsun? Hangisini istiyorsan git ona çalış ama bir tane seçmek zorundasın deme lüksüne bize getiriyor. Bunu eğer doğru kullanırsak ve bu konularda bize portallar yardımcı olursa gene bulunmaz bir iyileştirme şansı yakalamış oluyoruz. Bu her zaman geçmez elimize. Yani sizin bize tekil numara, tekil UAVT ve tekil taşınmaz kimlik no girme şansını vermeniz lazım. Bu teknik bir konu. Verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Takdir sizin ama yani bu işin doğrusu bu. Hani doğrusunu konuşuyoruz ya bu akşam. Her şeyi böyle ayrı oturup doğru konuşuyoruz. Doğrusu bu. Bir aynı UAVT numarasında bir ilan kapandığı zaman başka bir emlakçı girebilir. Yani bir tanesinde bitti sözleşmesi, ertesi gün başkası girebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ya da kapatmadı mesela. Kapatmadığı noktada portal baskı yapabilir. Bak sevgili kardeşim, senin sözleşmen bitmiş. Bak yenisi geldi bana. Hadi bakalım kapat, ya da ben cebren kapatıyorum diyebilir. Yani böyle güzel şeyler var. Tekrar söyleyeyim. Hani bunu daha önce söyledim ama biraz da altını çizeyim. Bugün nasıl TC kimlik numaranız yoksa su bile içemiyorsunuz. Gerçekten su bile içemiyorsunuz. Yani her şey banka girişinden, bankaya sistemine girişten, belediyeye, vergi dairesinden aşı numarası, aşı randevusu almaya, değil mi? Covid aşısı almak için bile TC kimliğimizi kullandık. Bunun gibi sonsuz imkanlar var. Gayrimenkulde de taşınmaz no ya da UAVT no, bağımsız bölümler için UAVT, parseller için taşınmaz kimlik no, bu işin E-Devlet numarası gibi oldu. Bizim kullandığımız yani o yüzden bunu hazır olalım. Bu bir fırsat. Bunu bence ötelemeyelim. Bunu kullanalım ve bu işten bir kere de kurtulalım derim. Eninde sonunda gideceğimiz yer burası. Sancısız olsun. Aynen öyle. Bir an önce kurtulmamız artsın. Değişim sürecini hızlı yönetelim. Ya, yani bunu iyi kullanan emlak ofisi mal sahibine karşı 1-0 galip başlar. Doğru. Teşekkür ediyorum ben de yorumunuz için. Mehmet Bey, şimdi Veysel Bağcı Pelemir'in bir yorum var. Çok kıymetli Veysel Bey'in bir yorum var. O yorumu ekrana alacağım. Onun üstünden sizden bir böyle bir kapanış rica edeceğim. Seyircilerimize iyi akşamlar diyeceğim vesileyle. Diyor ki Zingat sadece ilanı yayınlamanın dışında bir emlak danışmanı, şöyle ekrana da alıyorum onu. Çok özür diliyorum.
tüm emlak operasyonu A'dan Z'ye yapılabilecek şekle gelmeli diyor. Zingat'tan böyle bir beklentisi var. Veysel Bey'in devamında da her aşamada Zingat üzerinden işlemlerimi yapmalıyım. Ben müşteri kaydı, talep randevu, müşteri ihtiyaçları, sözleşme hazırlama vesaire vesaire. Şimdi bu sorulara da yanıt vermiş olalım. Mevcut durumun daha doğrusu tebliğin Zingat'ta neler değiştireceğini bizim vizyonumuzda paylaşırsanız bir kapanış için, keyifli bir kapanış için fırsat yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sevgili Zafer. Sevgili konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok dolu dolu keyifli bir yayın oldu. Bu vesileyle ben de iyi dileklerimi paylaşmış olayım. Veysel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bize bütün değer verdiği kıymetli işleri bize yakıştırmış. O açıdan çok teşekkür ederim ama bizim nihayetinde böyle bir niyetimiz yok. Ben onu belirteyim. Böyle bir stratejimiz yok. İşte emlakçı her şeyini bizim üzerimizden yapsın. Yok. Ama emlakçının hayatını kolaylaştırıcı geliştirmelerle sürekli devam ediyoruz. İşte ne yapıyoruz? İşte Bana Uygul diye bir ürünümüz var. İlan olmadan bile ben tüketici sana gönderiyorum. Müşteri gönderebiliyorum. Böyle bir yeteneği var Zingat'ın diğer portallardan farklı olarak. Onun dışında diğer bilgi hizmetleri var, raporlamaları var. Bu konuda biz bu doğrultuda bir geliştirme planımız var. Bu şekilde devam edeceğiz. Süreç içerisinde tabii ki bu akşam konuştuklarımızla beraber gelişmeler, ortam bize müsaitlik sağladığı sürece yeni geliştirmelerle karşınıza çıkacağız. Şimdi bir defa ben Murat Bey'in yorumundan hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir şey söyleyeyim. 2007 yılında Zingat yokken Raiden platformunu geliştirirken oradaki bilgi sisteminde, o bilgi sistemin yazılım mimarlığını ben yaptım. Bilgi sisteminde her bir taşınmazın bir TC kimlik numarası olacağını öngörerek geliştirmeyi ona göre yaptım. Zingat'ta kendi altyapısını Raiden üzerinden o şekilde miras aldı. Zingat'ta da aynı yapı var. Hatta biz geliştirdiğimizde ilk Zingat'taki yazılımcı arkadaşlarımız şey demişlerdi. Ya Mehmet Bey biz anlamıyoruz işte bir ilan demek. İşte bir ev demek bir ilan demek. Hayır dedim öyle değil. Ev her zaman sabittir ve tektir. O evle ilgili çoklu ilanlar olabilir. Nasıl olabilir? Adam 2011'de ilanı vermiştir. 2011'de satar, 2012'de kiraya verir. İşte bir 2013'te biri alır. Böyle bir hareketlik olur zamana göre. Ama ev tekildir. Dolayısıyla bizim şu anda Zingat'ta sistemimiz müsait. Ama müfredat ve ortam buna müsait olmadığı için biz şu an girişleri bina kimlik numarası ve taşınmaz kimlik numarası üzerine yaptırmıyoruz. Biz şimdi ne yapacağız önümüzdeki günlerde? Biz bir defa GİP'le temas içerisindeyiz. Aynı anda diğer portallerle de görüşmeye başladık. Bakmayın biz bu portalları buradan aynı şekilde bu sofradan, bu sokaktan, bu piyasadan ekmek yiyen insanlar olarak, kurumlar olarak birbirimize görüşüyoruz. Sektörün daha iyi olması için iletişim içerisindeyiz. Onlarla da iletişime geçtik. İstişare edeceğiz. Ortak görüşlerimiz olursa da bunu da GİP'e bildireceğiz. Halihazırda bir takım geri bildirimlerimiz oluştu. Onlarla da istişare ettikten sonra ayrıca da kendi geri bildirimlerimizi GİP'e ileteceğiz ve nihayetinde şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu çok güzel bir adım. Zaten söyledik geri dönüşme çok güzel bir adım. Ama devamının da gelmesi lazım. İşte devamının gelmesi için bize takbis sistemini de açın. Bizi oraya entegre edin. Biz oraya entegre olmak istiyoruz. Çünkü biz oraya entegre olduğumuzda hayat bizim için kolaylaşacak. Bu bugüne kadar da bizim bu doğrultuda bazı söylemlerimiz de taleplerimiz oluyordu ama işte takbis devlet kurumlarına açık, işte belediyeler açık, bazı erişimi olan bankalar açık vesaire onlara açık. Bize açık değil. Bize de açık olsun. Bize de açık olsun. Gidip her şeyine erişmek istemiyoruz. Bize yetki verildiği sürece ben taşınmazın kimlik numarası üzerinden taşınmaz bilgilerine erişeyim. Biz bu konuda bundan sonraki bizim gayretimiz, bu bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Biz Zingat olarak bizim gayretimiz bu konuda kulis yapmak, lobi yapmak, toplantılar yapmak, iletişim sağlamak ve bunu devletten istemek. Bu doğrultuda çalışmalarımız olacak. Ve süreç içerisinde umarım başarılı oluruz. Başarılı olduğumuz noktada biz her türlü imkanı vereceğiz, sağlayacağız. Tabii ki imkanlarımız el verdiği ölçüde kullanıcılarımıza bu imkanları sağlayacağız. Yurt dışındaki firmalarla ilgili şunu söyleyeyim. Yani burada bir merdiven altı bir şey olursa, kayıt dışı bir şey olursa, oralara kayma başlarsa devletin çok YouTube'u kapatmış mahkeme kararıyla Türkiye erişimini kapatmış bir devletimizden bahsediyoruz. Bir mahkeme kararıyla
sen kardeşim bunu yapmazsan ben senin erişimini kapatırım. Erişim kapanır. İçeriden erişim kapanır. Yurt dışından erişimine bir şey yapamaz. Bu şekilde müeyyedileri olabilir. Ha ne olur? O portal yurt dışındaki müşteriye hitap eder. O doğrultuda çalışmaya çalışır. O da başka bir hikaye. Zaten burada istatistiki olarak devlet belli bir rakamda vergi toplayabildiği zaman, Ali Bey de zaten süresini vermişti girişte, belli bir miktar vergisini tolere edilebilir düzeye geldiği zaman kabul kriterler içerisinde yoluna devam edecektir. Bu da süreç içerisinde bizi bekleyen gelişmeler, bakalım nasıl olacak. Ama günün sonunda çok olumlu, güzel bir gelişme. Kullanıcılarınızı lütfen çekinmeyin, işini düzgün yapan yandaşlar, ilanlarınızı girin. Bizden bir takım beklentiler var. Devletin şu alanlarda olsun diye bize yazı geldi. Biz bunu bir netleştireceğiz. Sonra Zingat'ta bunları açacağız bu alanları. İşte kapı numarası, şu numarası, işte taşınmaz numarası vesaire, UAVT numarası. Bunları Zingat'ta açacağız. İlan girişini daha kolay hale getireceğiz. Bu biraz zaman alacak. Çünkü bize tebliğ yeni geldi. Biz de hazırlıksız yakalandık. Bunları da yaptıkça peyderpey duyuruyor olacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bence güzel bir gelişme. Diyelim ve noktayı koyalım burada bu akşam. Ağzınıza sağlık. Biz de hazırlıksız yakalandık dediğiniz için söylüyorum. Sevgili Şaban Bey'in Büyükçekmece Redstone Gayrimenkul Şaban Bey'in yorum vardı. Daha geniş katılımlı bir geri bildirimle hani hazırlansaydı bunlar çok daha iyi olurdu diye. Belki ilerleyen süreçlerde işte bunlar daha mümkün hale gelecek ama birlikte yükseleceğiz, orası kesin. Ben tüm değerli yorumlarınız için tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Kaçırdığımız yorumlar varsa lütfen af buyurun çünkü hızlı akıyor. Ben Murat Bey başta size teşekkür ediyorum ekrandaki sırada. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey size katılımınız için. Başka vesilelerle sizleri tekrar bir araya getirme fırsatım olursa çok memnun olurum Zingat Akademi ekranlarında. Mehmet Bey ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum size de. 1 saat 17 dakika oldu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu kıymetli yayını YouTube'dan tekrar izleme fırsatı bulabilirsiniz. Zingat YouTube adresinde olacak. Ağzınıza sağlık. Güzel günler olsun. Güzel günlerde bir arada olalım tekrar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Saygılar.